Biyologlar ağaçların konuşabildiğini ve aralarındaki dili biz fanilerin bile öğrenebileceğini söylüyor. Peki ağaçlar nasıl konuşuyor? Son derece sessiz olsa da ağaçlar da kendi aralarında iletişim kurabiliyor. Ağaçlar kokuyla, işaretle ve alışılagelmiş bazı yöntemlerle etkileşime geçebiliyorlar. En ilginç olan kısımsa ağaçların konuştuğu dilin öğrenilebilir olması. Bir ormanın toprak altında birbirine bağlı dev bir kök sistemi olduğunu düşünün. Bu sayede orman tıpkı bir insan bedeni gibi hareket edebiliyor. Kökler bir nevi beyin gibi bir işlev görüyor. Kök sistemi sayesinde ağaçlar su ve şeker gibi besinleri birbirine iletebiliyor. Ağaçlar hayatta kalabilmek için tıpkı bir topluluk gibi hareket ediyor. Böylece ağaçlar yaşlı bir ağacın ömrünü uzatabiliyor ya da genç bir ağaca büyümek için destek veriyor. Ağaçlar ayrıca zemin üzerinde de iletişim sağlayabiliyorlar. Birbirleriyle kimyasallar, mantarlar ve tohumlar sayesinde bilgi alışverişi yapabiliyorlar. Bu tip bilgi alışverişi rüzgarla ya da kuş ya da yarasa gibi uçan hayvanlarla sağlanabiliyor. Daha büyük ağaçlara ana ağaç adı veriliyor. Ana ağaçlar diğer ağaçları desteklemede ve kaynakları dağıtmada anahtar rol üstleniyor. Eğer bir ağaç kesilirse tüm orman kaynaklarının azalması sebebiyle bundan olumsuz etkileniyorlar. Ağaçlar ayrıca zararlı böcek saldırılarına karşı birbirlerini uyarıyor. Böyle durumda saldırıyı geri püskürtmek için bir tür kimyasal salıyorlar. Ağaçlar ayrıca hiçbir dış etkiye ihtiyaç olmaksızın kendi kendilerine bakabiliyorlar. İnsanların da tıpkı ağaçlar gibi birbirine bağlı olduğunu ve ortak bir dil konuştuğunu düşünün.